Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere margarinsiz sadece sıvı yağ ile ağızda dağılan eriyen nefis bir kurabiye tarifim var. Bir su bardağı sıvı yağı bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ekledim. Çok aşırı koyu tatlı seviyorsanız bir su bardağı dolu olarak ekleyebilirsiniz. Bu ikiliyi öncesinde iyice karıştırdım ve daha sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. Yarım su bardağı tahin ekliyorum. Şöyle bardağı iyice temizliyorum. Yarım su bardağı tahin gerçekten bu kurabiye yeterli geliyor arkadaşlar. Bir su bardağı ekleyenler de var. Benim fikrim çok ağır oluyor arkadaşlar. Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı kadar da susam ekledim. Susam tahinle gerçekten bir bütün. E, çok da yakışıyor kurabiyelerde. Tam bir lezzet bombası. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir tarif. Çok az malzemeyle hazırlıyoruz. Artık kış da geldi. Bol bol tahinli tariflerim gelecek. Unu ilave ediyorum. Ben her tarifimde e, unu elemeye çalışıyorum arkadaşlar un elendikçe daha güzel oluyor bir paketten bir çay kaşığı eksik kabartma tozu bir paket vanilya ekledim toplamda ben 4 su bardağı un kullandım yine en son dördüncü bardağın yarısını lütfen kontrollü ekleyin arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz ki tahinli kurabiyeler eğer ki istediğiniz kıvamda olmazsa yayılma ihtimali çok yüksek. Eğer çok fazla da eklerseniz toparlama zorluğu olacaktır. Lütfen bunları dikkat edelim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum sıfıtulayı içerisinden çıkarttım ve elimle iyice yoğuruyorum. Bu aşamada biraz elinizi hızlandırın ki tahin tamamen erimesin. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim oldukça da pratik bir kurabiye tarifi. Şöyle kıvamını bu şekilde görebilirsiniz. Bir de kontrol edelim o şekilde yapalım. Lütfen sizler de kontrol ederek yapınız. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz elinizde şekillendirin yuvarlayarak. İsterseniz benim yaptığım gibi dondurma kaşığında yapın. Her ikisiyle de çok güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar azar azar un ekleyerek hamuru toparlıyorum. Lütfen sizler de o şekilde kontrollü ekleyin. Zaten yumuşak ve erimeyi meyilli olduğunu elinizi anlıyorsunuz arkadaşlar şimdi dondurma kaşığı ile şöyle kontrol edeceğim Evinizde dondurma kaşığı varsa mutlaka bu şekilde yapın yoksa elinizde şekillendirerek yuvarlayabilirsiniz Evet gayet güzel kıvamı devam ediyorum. İnşallah videolarımı severek keyifle izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle kolaylıkla da gördüğünüz gibi çıkıyor. Yağlı kağıt kullanmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar hızlı hızlı bu şekilde devam ediyorum. Sayfamda da birçok kurabiye tariflerim var. Hepsi de birbirinden pratik ve birbirinden lezzetli. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim. Kurabiyelerim inanılmaz güzel pişti. Bakar mısınız? Gerçekten hiç abartmıyorum. Kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız o derece. Şöyle yakından gösteririm mis gibi kokusu inanın sokağa yayıldı. Dilerseniz kahve yanına, dilerseniz çay ikramlarınızda verebileceğiniz harika bir kurabiye tarifi. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Şöyle keserek de bir de içini görelim of 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 bakar mısınız? nasıl eriyor, nasıl dağılıyor? Kesinlikle margarin ya da tereyağı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü sıvı yağ ile de gördüğünüz şekilde muhteşem oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.